İyi akşamlar TVNET ekranlarına hoş geldiniz. Gizli Servis'te istihbarat dünyasını ve uluslararası politik meseleleri konuşmaya devam ediyoruz. Yanımda her zaman olduğu gibi çok kıymetli hocam, doçent doktor Ali Burak Darıcılı var. Ancak bugün yalnız değiliz. Çok kıymetli bir konuk daha ağırlıyoruz. Bugün meskun mahalleli konuşacağız. İsrail'in Gazze'de gördüklerine yakından bakmaya çalışacağız. Bu konuda da en yetkili isimlerden biri. Ben tanıştığım andan itibaren öğrendiklerime çok etkilendiğim bir isim bizimle birlikte olacak. Mithat Ferhat. Dur, kendisi emekli yarbay Komutanım hoş geldiniz. Ben hoş size olacak. hocam diye hitap edeceğim. Çünkü dersler de tabii, akademik tarafınız da var. Herhalde müsaade vardır diye. Tabii ki. Nasılsınız Komutanım? Vallahi çok iyiyim. Sanki hep buradaymışım gibi. Sanki hep buradaymışsınız <laughs> evet, gibi. Burak arka. hocam. Her zamanki gibi gayet Her iyiyiz. Gibi. Bir sıkıntımız yok inşallah. Ee, sıkıntımız aslında İsrail'in evet. dinmeyen şiddeti, İsrail'in sivil kayıpları e, üzüyor Gazze'deki bizi. insanlara ara vermeksizin uyguladığı insanlık ve savaş suçları Bunlar detaylıca konuşacağız. Ancak gündemimiz Burak hocam evet. e, Meskun Mahal tabi ana konu olacak ama ona geçmeden önce çok önemli bir gelişme yaşandı. Bill e, Blinken, Anthony Blinken, Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı e, bugün Türkiye Cumhuriyetini ziyaret etti. Türkiye'ye geldi ve kendisi Sayın Fidan'la temaslarla evet. bulundu. Yaklaşık iki saatlik bir görüşme gerçekleştirdiler. Ama öncesi çok konuşuldu. Şu an arkadaşlarımız da ekrana veriyor sağ olsun kıymetli yönetmenimiz Hedi Salıcı. Ee, Sayın Fidan karşıladı. Böyle bir öpme girişimini savuşturma görüyorum. Böyle Mesafe koyuyor. E, evet. Samimiyeti biraz e, örseleme durumu görüyorum. Onun öncesinde de e, vali yardımcısı karşıladı. Burak Hocam sizden ben detay vermeden değil bir değerlendirme dinleyeyim. Bir vali yardımcısı karşıladı. Biraz geç gelmiş galiba evet. diyebiliyorum değil mi? E, karanlık Afronda, evet. Bir çok Evet şimdi yani. bunlar e, diplomaside e, mesajlar e, yani e, şimdi Blinken'ın e, yani öncelikle şöyle Türk-Amerikan ilişkilerinde malum gerginlik var birçok kez programda konuştuk birçok sorun var ciddi sorunlar var ve Türk-Amerikan ilişkileri belki de e, Cumhuriyet döneminin en gergin dönemlerini Hı. yaşıyor bu bir gerçeklik ve bu gerginlik bir, daha da devam edecek gibi gözüküyor Ayrıca Demokrat Biden'ın Demokrat Parti iktidarının ekstradan daha da bir mesafeli olduğu görülüyor. Yani mesela Biden Türkiye'ye görev süresi bitmek yani son yılına girdi. Hiç gelmedi. E, Blinken de bir kere geldi galiba. Bir de NATO zirvesinde böyle bir temaslar oldu. Bu genel hava. İki, çatışma başladı. Yani 7 Ekim saldırısından sonra Hamas'ın İsrail'e hemen yap yapılan ziraatte Blinken bir Yahudi olarak buradayım. Hani böyle çok yüksek perdeden e, böyle bir olayda İsrail desteğini vurgulayan ve bu kadar hani sivil kaybın olduğu bir ortamda yani bu kadar yüksek e, perdeden İsrail desteğini ortaya koydu bir tepki de var. E, ve bu, bu böyle bir atmosferde bir yapılan Türkiye ziyareti ve bölge ziyareti var. İki saat sürmesi bence önemli. Şimdi ben hani iki saat iyi yani bir şeyler konuşulmuş anlamına geliyor. Ne konuşulmuş olabilir? Ya, he, sızanlarda aslında çok somut e, şu konularda belki somut e, adımlar atılır inşallah diyorum. Sivil zarar sivillere zarar verilmemesi vurgusu, insani yardımın bölgeye ulaştırılmasının e, sağlanması vurgusu, iki devletli çözüm vurgusu bu önemlidir yani bu önemlidir. Bunlara vurgu yapıldığı Neden söyleniyor. Yani Amerika Birleşik Devletleri, işte mesela Trump döneminde Kudüs'ü başkent olarak İsrail'in Kudüs'ü başkent yapmasını kabul etmişti. Şimdi iki devletli çözüm Doğu Kudüs'ün kurulacak olan Filistin'in başkenti olması anlamına geliyor. Tamam. Ee, bu önemlidir de hani bu söylem olarak mı kalır? Fiiliyata dökülür mü ABD yönetimler arasında? Bunu zamanla göreceğiz. Bunu da kısa vadede görmemiz zaten mümkün değil. Ama kayıtlara geçmesi önemli değil mi hocam? Tabii tabii bu vurgu önemli. Şimdi bu bir gerçekliktir. Bir uluslararası o bütün metropollerde, önemli ülkelerde ki büyük şehirlerde vicdan sahibi insanlar var ve çok ciddi derecede kamuoyu baskısı artmaya başladı. Lafı Batı toplumlarında da, kesin, da. Özür dilerim Burak Hocam. Evet. Tam bununla alakalı ve Blinken'ın sürecinde içeren bir VTR hazırlamıştık. Dilerseniz VTR'mizi izleyelim. Sonrasında daha derli toplu konuşmaya başlayalım. Efendim VTR'miz gelsin. VTR'den hemen sonra da hem Mithat Hocamız hem de Burak Hocamız değerlendirmelerini yapıyor olacak. İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları şiddetle devam ederken işlenen savaş suçlarına yönelik tepki çığ gibi büyüyor. Son olarak Türkiye Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in ateşkes çağrılarını kabul etmeyerek sivil halka yönelik saldırılarını sürdürmesi üzerine, Türkiye'nin Tel Aviv Büyükelçisi Şakir Özkan torunları istişarelerde bulunmak üzere Ankara'ya çağırdı. Tabi Blinken'ın Türkiye'yi ziyareti de bu açıdan kritik bir eşik konumunda. Buna ek olarak Avrupa'nın birçok ülkesinde binlerce kişi Filistin'e destek olmak için sokaklara döküldü. Peki tepkiler İsrail'i nasıl etkileyecek? İsrail diplomatik anlamda köşeye mi sıkıştı? Doçent Doktor Ali Burak Darıcılı ve Emekli Yarbay Mithat Ferhat Dur gezi serviste değerlendiriyor. Burak Hocam aslında anlattıklarınızı VTR'de özetlemişiz gibi oldu. O yüzden bu özeti detaylandırmak isterim. Tabii, tabii. Şimdi, e, bu arada e, biz Blinken'la başladık ona devam ederiz ancak bir araya girmem lazım. Hı hı. Türkiye e, Büyük geri çağırdı istişarede bulunmak için. O mesele neye tekabül eder? Uluslararası diplomatik ilişkilerden. Şimdi tam olarak şöyle, gö e yani görüşmelerde bulunmak amacıyla çağırdı. Hı hı. Yani böyle geri kapatma misyonu kapatma değil. Güvenlik gerekçesiyle de e İsrail'de e Ankara'daki büyükelçilik yani çağırmıştı. bir diplomatik misyonun personelini çağırmıştı. Şimdi Türkiye Cumhuriyeti Devleti başlangıçtan itibaren çatışmada öncelikle itidal ve çatışmanın yayılmaması politikasını izledi. Ama hastane saldırısından sonra Sayın Cumhurbaşkanı'nın meclisteki grup toplantısında akabinde Cumartesi günü mitingde çok sert bir şekilde İsrail'e eleştirdiği ama buna rağmen Hakan Fidan'ın daha düşük profilde açıklama bazında arka planda çok aktif bir şekilde faaliyetler devam ediyordur da açıklama düzeyinde daha düşük profilde kaldığını izledik. bugüne kadar çekilmemişti bugün işte dün ya da öbürsü gün çekildi. Yani gö görüşmelerde bulunmak amacıyla çekildi. Yani bu işte birazcık daha İsrail'e mesafenin zaten mevcut olan mesafenin çok daha yukarıya doğru çekildiğini göstergesi. Yani bu Türkiye'nin tavrında İsrail'e karşı daha da sert bir söyleme doğru gideceğine doğru gidiliyoru düşündürülebilir. Çünkü neden? Ma maalesef çok korkunç bir şekilde hiçbir şekilde temel e, uluslararası hukuk normlarına aykırı bir şekilde savaş hukukuna aykırı bir şekilde sivillerin kayıp, sivil kayıpları hiçbir şekilde dikkate almayan bir İsrail Kesin. yoğun saldırısı var. <laughs> Bak burada maalesef rakamlarla ifade etmek çok belki de kötü ama 10 dakikada bir çocuğun öldüğü bir ortam. İki çocuk yaralanıyor aynı zamanda. Tamam. 10 bini geçtiği söyleniyor. Binaların altında ne kadar insan olduğu da bilinmiyor. Çünkü onları çıkaracak ne alet var, ne edevat var, ne elektrik var, ne bir şey var, ne yol var. Yani böyle bir böyle bir ortam var. Yani şimdi bu böyle bir atmosferde yapabilecek bir şey yok. Yani diplomasiyi işletmek elbette ki kıymetli bir şeydir ama gelinen noktada yani ortadaki tabloda Türkiye Cumhuriyeti Devleti ne yapabilir yani? Tamam. Şimdi bu görüşmenin hem böyle iki saat sürmesi bence değerli ama aynı zamanda soğuk da soğuk rüzgarlar estiği de önemli. Yani bu da bence önemli. Yani soğuk bir görüşme olduğu da önemli. Yani ama tabii arka planda nedir, ne yapıları bilemeyiz. Ee, neden böyle bir tercihte bulundu Türk Dışişleri Bakanlığı, yani apronda düşük profil karşılama, ışıkları yakmama, e, bunlar da hep mesaj. İşte Hakan Fidan'ın mesafeyi koruma gayreti. Bir arka planda belki Amerika Birleşik Devletleri'nin Türkiye aleyhine bu çatışma süreciyle ilgili belki bir takım girişimlerini öğrenilmiş olabilir. Bazı istihbarat raporları gitmiş olabilir. Mesafeli yani bir tutum var. Yani e, bilemiyorum. Bunlar da işte bunlar devletin bunlar üç, iki kişinin, üç kişinin bildiği yani o heyetteki 3-5 kişinin Bildiğiniz bildiği bir evet. de Cumhurbaşkanının bildiği şeyler yani biz ancak uzaktan bu kadar yorum yapabiliriz. Şimdi Burak Hocam. <laughs> bu görüşme gerçekleşti. <laughs> Özür dilerim. O tavırdan bahsettik. Bu tarzın uluslararası basında da ciddi bir karşılığı oldu. Soğuk rüzgarlar başlığı atıldı, Türkiye mesafesini gösterdi başlıkları atıldı. Ben şunu merak ediyorum, Amerika Birleşik Devletleri'nde bu karşılamanın bir yansıması olur mu? Yani olur. onlar bundan rahatsız olmuş mudur? Olmuş. Ya buna mütekabiliyet değişmek isterler mi? Onu merak ediyorum. Yani e, çok irrite edici olduğunu düşünürlerse. Onlar da mesela benzer yani mütekabiliyet gereği benzer karşılama, benzer tutumları zirvelerde yapabilirler. Yani bunlar yapılır. Mesela bize bir alçak koltuk krizi yaşatmıştı mesela evet. İsrail. Bizim büyükelçimizi mesela değil mi? Yani bunlar yapılır. Tabii orada işte refleks göstermek lazım. Yani bazen illa karargâhtan talimat almaya gerek yok diplomat dediğinizde bazen ani refleks de göstermesi gerekir. Ben bu refleksi bu Sayın Erdoğan'dan önemlidir. hatırlıyorum. Yani. Yani bilmiyorum. Obama ile görüşmelerini hatırlıyorum mesela. <laughs> Obama normal duruyor. Sayın Erdoğan da normal duruyor. Sonra Obama bacak bacak üstüne atıyor. Sayın Erdoğan görüyor evet, işte ve o da atıyor. hemen bacak bacak üstüne atıyor. Sonra Obama'nın ceketini böyle açtığı ya, bir sekans vardı. Hemen Sayın Erdoğan da atıyor. Yani açıyor. şimdi şu çatışma atmosferinde <laughs> Çok espri de yapmak istemiyorum ama yani e, Trump'la görüşmek başlı başına çok dikkatli olunması gereken, anında kolunuzu yani. bacağınızı kaptırabileceğiniz, Yani e, mesela aynı şeyi bu görüntüleri burada konuştuğumuz için hatırlasın izleyicilerimiz. E, Macron'un e, Beyaz Saray'da görüşmede Trump'a rol çaldırmamak için veya elini ayağını ha. kaptırmamak için nasıl çabaladığını ben çok iyi hatırlıyorum. Evet. E, Önemli midir hocam bunlar? Tabii bu yani zaman? sizi orada zor duruma düşürüyor yani sizi yani zor duruma düşürüyor. Ya siz bir devleti temsil ediyorsunuz. Bir diplomatsanız da bir devleti, devletinizi temsil ediyorsunuz. Siz şahsınız da küçük duruma düşüyor, temsil ettiğiniz devlet de küçük duruma düşüyor. Bunlar önemli şeyler. Evet. Oluruyor yani böyle şeyler. Eee evet. de usulüne uygun işletilen metotlardır. Şimdi Amerika Birleşik Devletleri açısından meseleye bakarsak, yani sen bu konuda soracak, senden de bilirim. Şimdi Amerika Birleşik Devletleri'nde aslında demokratlar daha Filistin yanlısı bir tutum içerisinde, tırnak içerisinde söylüyorum. İsrail'in stratejik partnerliği hiçbir zaman değişmez Amerika Birleşik Devletleri için. Filistin'in meselesine daha duyarlıdır cumhuriyetçilere göre. Ama bu meseleyi o kadar yüksek perdeden sahiplendi ki demokratlar ve Biden yönetimi, kendi partisi içerisinde de ne oluyor soruları sorulmaya başlandı ve kendi tabanından da tepki görmeye başladı. Amerika Birleşik Devletleri'nde de böyle bir ciddi ve e etkinliği de olan toplumsal yapılar ve evet, gruplar evet. var. Yani mesela Barack Obama'nın çok önemli bir Demokrat Parti lideri iki dönem başkanlık yapmış ve partide ağırlığı olan birisinin de İsrail'i eleştiren bir e beyanatı yorumları sosyal medyaya düştü. Yani biraz kendi partisini de bence biraz balans ayarı verme şeydi yani evet. Biden yönetimine. Yani biraz çok fazla e, İsrail yanlısı gözüküyoruz. Neticede uzun vadede bu ABD çıkarları aleyhine dönecek bir şeydir. Orta Doğu'da ve Müslüman toplumlarda e, yani Müslüman e, top, bütün dünya Batı'da da yaşayan Müslüman diasporasında ABD karşıtlığını körükleyecek bir şeydir. Bu size şiddet olarak da dönebilir. İ, i, i̇leride küresel güç mücadelesine gireci, girdiğiniz Çinle, Rusya ile ilgili meselelerle veyahut Türkiye gibi sorun yaşadığınız bölgesel aktörlerle meseleleri koordine ettiğiniz dönemlerde de bunlar size sorun olarak dönecektir yani bu doğru bir politika değildir Amerika Birleşik Devletleri açısından Ayrıca da ben şunu da söylerim ee, yani Amerika Birleşik Devletleri'nin Tamam çok büyük bir ülke hala dünyanın en büyük ülkesi hala küresel çok önemli bir aktör donanması tamam. çok büyük vesaire vesaire askeri yapısı muazzam teknoloji üreten dinamik bir ekonomisi var ama artık Orta Doğu'da aslında çok da etkin olamadığını da görüyoruz. Çok değişik eskisi de. gibi yani devletler bölgesel aktörler Amerika Birleşik Devletleri'ne karşı mesafeli ve onun her dediğini yapmayan pozisyonda olduğunu görür Süreçleri tam anlamıyla şekillendiremediğini görüyoruz. Bence Blinken Başarısız bir Dışişleri Bakanlığı dönemi İsrail Bence başarısız bir Dışişleri Bakanı. ABD'liler açısından. Ben öyle görüyorum. Yani genel olarak ABD dış politikası bu meselede sınıfta kalmış vaziyette. Yani bu kadar İsrail yanlısı olmanın, İsrail'in belki İran'la çatışma ortamına çekmeye çalışmasının Amerika Birleşik Devletleri'ni bunlar yani Amerika Birleşik Devletleri'nin buradaki tutum ve davranışı Bence sorunlu ki zaten son şunu da söyleyeyim Nazif obama da bence müdahale etti. Etti. Yani o beyanatla Şimdi, yani birazcık fren yaptırdı kendi sistemine ya da kendi partisinin tabanına. Bugün bir gönderi paylaştım e, Twitter'da X'te. E, Yunus Emre'nin gönderisini Yunus Emre olan kıymetli evet. e, hocamız kendisi biliyorsun Amerika Birleşik Devletleri konusunda çok iyi bilir e, ciddi bir uzman seviyesinde Mithat hocam. E, o Biden'ın e, gitgide kaybolan oylarına vurgu yapıyor. Kaybolan desteğe vurgu yapıyor. Ama günün sonunda da Biden'ı alternatif bir de demokratlar içinde bulunamıyor'a vurgu yapan bir gönderi paylaştı. Yani şundan bahsediyorum hocam. Mesela ben aslında biraz Türkiye ile bağlantı kurmak evet. istiyorum. Blinken'ın iki ziyareti oldu bildiğimiz kadarıyla. NATO'yu falan çok saymamak lazım evet, aslında evet. da neyse. Biden mesela gelmedi Türkiye'ye. Şimdi F-16 meselesi var. NATO'nun genişlemesi mesela bir, bir çok farklı. Yani NATO'yu da konuşalım. Tabii e. bir çok farklı sorun var mesela. İsveç e bir öngörünüz var mı hocam? Vallahi herhalde İsveç'e yani zaten Gazze sonrası ne oldu Gazze yani? Son, yani bir, bugün zaten bence önemli gündem maddelerinden bir tanesi bir de F-16 meselesi. Ee, yani işte bak ben burada dedim ki biz herhalde İsveç'e onay ver ama onay vereceğiz herhalde dedim ama o kadar dinamik ki. Çok değişiyor. Yani Türkiye'nin o kadar dinamik bir dış politikası var ki. Her hafta yeni bir şey, her hafta bir yeni bir konjonktür. Yani o kadar çok zor yönetilmesi gereken, yani ve çok dikkatli yönetilmesi gereken bir dışleri dış e, politika stratejimiz olmak zorunda kalıyor. Şu yapılacak gibi gözüküyor öngörüm. Pazarlığın ne olduğunu bilemiyorum ama ortaya çıkan tabloda soğuk havadan e, AK e, Parti iktidarı hani diyecek ki Sayın Cumhurbaşkanı hükümet olarak biz onaylaydık. Meclise gönderdik. Mecliste grup kararı almayabilir veya milletvekillerini serbest bırakırsa biz bir e, muhtıra değil. meselesi yani veto çıkabilir. Bir muhtıra meselesi. Teskere si gibi. Teskere meselesi görebiliriz. Pardon yanlış söyledim. Estağfurullah. Onay çıkmayabilir meclisten. Grup eğer Not serbest aldım. bırakılırsa. Bilmiyorum. yani. Hocam. Ben ben şunu da söyleyeyim. Bu, bu alternatifi elinde tutuyor şu anda iktidar. Tabii tabii. Yani bunu, bu kozu oynuyor. Mitat Hocam, Burak Hoca'nın tanıdığınızı biliyorum. Genelde öngörülere çıkıyor. O yüzden not alıyorum dedim. E, zaman içerisinde göreceğiz. Ben mesela dedikten sonra muhtemelen ona gidecektir gibi düşünmeye başladım. Ben size şunu sormak istiyorum. Burak Hocam'a soracağım ama. Şimdi tek tek sayacağım Mitat e, Mithat Hocam. Amerika 5 Devletleri, Kanada, Avustralya, Endonezya, İsveç, Pakistan, İspanya, Polonya, Almanya, Arnavutluk. Daha da sayabilirdim bu ülkeleri. Kısa tuttum. Binlerce kişi sokağa döküldü. Yani. Ee, İsrail'i protesto etmek için, İsrail'e karşı bir e, tavır ortaya koymak için. Ben size şunu sormak istiyorum. Şimdi İsrail'in sahada olan askeri var. bu Ve İsrail ordusunun sosyal medyada aktif kullanılanı görüyoruz. TikTok'ta abuk subuk şeyler paylaşıyorlar. İşte farklı sosyal medya mecralarını farklı farklı e, anlamlarda kötü bir şekilde bence kullanıyorlar. Onların psikolojisi değişik yaratır mı hocam? Bu protestolar, halkın yükselen sesi, dünya genelinde ülke ayırt etmek sizin, ülkeler ideolojileri ayırt etmek sizin birçok farklı noktada protesto edilmesi. askeri bir dokunuş yapar mı komutanım? İster istemez moralini bozacak. Hmm. Bir de İsrail ordusunu bizimki gibi düşünmemek lazım. Bunlar. ...büyük oranda dışarıda yaşıyorlar. Çifte evet. vatandaşlar. Çoğu Avrupa'dan, yaşıyorlar. Amerika'dan... işini gücünü bırakıp geldi. Tabii. Şimdi orada bıraktığı ailesinin... ...veya sevdikleri çevresi... ...protesto olarak katılırken burada... Salaşıyor. ...şey olacak. Burada adam... ...savaşmak Güya zorunda kalacak. Yatırım. Saldırıyor. Ee, moral motivasyonu Morali düşürür. tabii ki düşecektir. Bayağı etkiler mi hocam? Esa, muharebe alanında mütekabiliyet geliştirmeni, teknik açıdan kendini yani kusursuza yakın bir performans sergilemeni etkiler mi onlar askerin psikolojisini? Çok Şüphesiz etkileyecek. sarsar mı diyorsunuz? Ee, evet paylaşıyorlar. Sosyal medya paylaşımları yapıyorlar. Ee, bunlar da etkileyecek. Yani, iki taraflı. Askerin morali, yani istihbarat personelinin sahada yap, görev yaparken morali, bir diplomatın morali, motivasyonu, ahidiyet hissi... Yurt dışı görevlerinde veya böyle yurt dışında yani Tabii. başka bir ülkede çatışma ortamında ya hayatı önemli. Şimdi taşır. hiç olayla alakası olmayan bir NATO ülkesini düşünün, oradaki bir subayımızı düşünün. Hı -hı. Ee, bir, hocam anlattı, burada bir soğukluk var. Yarın sabah e, Amerikalı komutan'a briefing'e çıkacak. Aynen. Veya bizim komutan'a yurt bir doğru. Amerikalı çıkıp e, briefing verecek. Hı -hı. Sabah e, bilgilendirme toplantısına girecekler. O, o toplantıda buz gibi. Orada geçer. buz gibi bir hava olacak. Hı -hı. ve çok kapalı kapılar ardında işte kahve içerken çay içerken e, mesai Not dışındaki şeylerde <laughs> ne oluyor Türkiye NATO'dan mı çıkacak? Bunlar sorulacak yani. Meseledir yani bunlar. Tabii. Değil <laughs> bu oradaki insanın hayatını nasıl etkiliyorsa şu anda e, İsrail'dekini de etkileyecek etkiler. Aynen öyle, çok doğru. Yani. şimdi e, bu arada ben e, bazı bilgiler vermek istiyorum çünkü Mitat komutanımızı e, çok sağ olsun kıymetli görüşlerini bizimle paylaşmak üzere geldi buraya kırmadı bizleri. biraz seyircilerimize tanıtmak isterim kendisini. 21 yıl boyunca Türk Sağlık Kuvvetleri'ne hizmet etmiş bir asker kendisi. Sağ olsun bir subay, bir hı hı. komutan, e, mitat komutanımız. 3 ay önce emekli oldu. Daha aslında ay. yeni emekli yeni emek. komutanım. 2005-2018 arası özel kuvvetlerde bulunduğunuz ki aslında bugün konuşacağımız meskun mahalli de böylesine uzun bir süre meskun evet. birçok farklı türle karşılaşmış bir komutanımızla konuşmak benim için ayrı bir ee, şans olarak değerlendiriyorum. Ee, güneş harekatı, Fırat kalkını, Zeytin Dalı, Barış Pınarı, Pençe Kilit Operasyonu tamamında tabur komutan olarak görev yapmış bir evet. ee, komutanımızla birlikteyiz. Bu arada da bu, tüm operasyonlarda şehit olan tüm e, askeri personelimize, tüm e, insanlarımızın hepsine Allah'tan rahmet dileyelim. Tabii. Gazilerimize, yaralılarımıza da acil şifalar dileyelim. Çok özel görevler bunlar komutanım. Bizim ekran başından ben bir gazeteci olarak takip ederken dahi e, duygulandığım, yorulduğum, zorlandığım süreçler hepsi. Hepsine bizzat sahada olduğunuz için de ben izleyicilerimiz adına ve Burak Hocam adına, Gezi Servisi ekibi adına teşekkür ederim sizlere. Çünkü e, yüze övülmez insan, rahatsız olduğunuzu da biliyorum ama bundan bahsetmek <laughs> zorundaydım. İlk programa özel beni mazur görün rica edeyim sizden. Ama e, buraya gelmeniz çok mutlu etti beni. Hem sizinle özel paylaşımlarımıza çok keyif aldım, gurur duydum. Hem de programımıza dahil olduğunuz teşekkür ederim. Sağ olun. B e, 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 Mithat Komutan'ın ne deriz özel harp uzmanı diyelim mi? Ben. Bence daha doğru yani, tabir mi olur? Nasıl uygun görürsünüz? <laughs> özel harp uzmanı tam uydu. Aslında biz de gezete içeriklerinde de TV nette konu kaldıkça da Tabii. bunu kullanmak istiyoruz çünkü Burak abi, yani Burak hocam gerçekten e, özel harp uzmanı yani. Sorduğumuz her şeyi ya yani şöyle anlatayım izleyicilerimize de e, program ikinci arasında tamamen bunu ayırdık. Orada siz de göreceksiniz. Ben e, Gazze'deki bir operasyon sürecinden bahsediyorum. Bir saldırı sürecinden bahsediyorum. Bir detaydan bahsediyorum. Hemen farklı bir yerden bir örnekle bağlayıp net bir veri koyuyor ortaya. Bu çok değerli ve çok özel bir şey bizim için. Meseleyi anlamamızı sağlıyor aslında. Ya, açıklayıcı olması güzel. Çünkü bu çoğu kavram yani Burak Hoca'nın işleriyle bizim benim evet. dahil olduğum işlerin iç içe geçmiş. Aynen. çoğu Hep. yerde karıştırılır. Evet. Bu harf kavramları da Kesinlikle. karıştırılır özel harp ayrı, garnizam har ayrı. Bu tip şeyler birbirine girdiği zaman bir kavram karmaşası, bir çorba Olur. oluyor. Yani asker asker e, askerler tarafından icra edilen çatışma ortamındaki istihbari faaliyetlerle evet. sivil ortamda icra edilen içinde espionaj, kontrol espionaj, özel faaliyet, yunus, yurt, yurt e, organize suçla mücadele, güvenlik taykatları, yabancılara yönelik istihbari faaliyetler yani arada bir şey farkı vardır. İstihbaratçılarla siklet farkı vardır ama istihbaratçılar da özel faaliyetten. Hmm. Sadece mantığını bilirler ama bilmez yani. Şimdi Gazze'yi düşünürsek herkes diyor ya Mossad bu kadar kuvvetliydi. E, İsrail askeri istihbaratı bu kadar kuvvetliydi. Nasıl baskın yediler? Evet. E, Şimdi bir bölümü orayı ilgilendiriyor. O tarafın espiyonajın işi. Evet. Ama bir tarafı da askeri istihbaratın işi. Hı. Bir tarafı da şu anda mesela rehine e, işleri girecek işin içine. Biz bu sefer e, harbin bir de özel harp tarafını göreceğiz. Hmm. Rehine, Rehine kurtarma kurtarla. işlerini göreceğiz. E, bu kavramlar birbirinin iç, iç, iç içe giriyor. Şimdi e, haftalardır insanlar patlayan tanklar görüyor. Uçaklardan atılan bombaları görüyor. Rehineleri görüyor. Her şey iç içe girmiş. Ka bir kavram karmaşası Karma, var. Olmuş. Kavram Bunu karmaşası var. Işte. Ama bizim baktığımız açılar farklı. Şimdi hocamın baktığı açı. Tabii çok değişik taraftan bakıyor. Aynen yani öyle. Onun ikisi farklı. Ama ikisinin birleştiği yerler de var. İşte ikisinin birleştiği yerde gizli servis oluyor. Bu gizli <gülüyor> servis <gülüyor> doğru, doğru. oluyor. Aynen <laughs> öyle. Yani yani özellikle şöyle, uzmanlık kesinlikle. gerektiren çok ciddi kesinlikle bir Kesinlikle öyle. Şey. Yani beni iyi hissettiren şey de bu. Şimdi e, ya yani Burak Hocam sizinle biz bu yolculuğa çıktığımızda hem e, sizin bir akademisyen olmanız üzerinden uluslararası ilişkiler doçenti olmanız üzerinden bir avantajımız vardı. Eski bir istihbarat personeli olmanız üzerinden bir avantajımız vardı. Bunu hiç biz buna helal getirdiğimizi düşünmüyorum. Biz hiçbir zaman konuşmaması gereken şeyleri konuşmadık. Biz kendi alanımızda kendi kaldık. Kendi alanımızda ve çok hocam açık söylüyorum bunu yine övmüş olacağım ama hep ya yani zaten attığım tweetlere bakabilir izleyicilerimiz. Ben 30'dan fazla tweet attım. Burak Hoca'nın haklı çıktı diye. Bunları da haftada öncesinden söylüyorsunuz yani. Bu siz ee, bir Tabii ki bir kain değilsiniz. Yani bunları e, realistik perspektiften okumaya çalışıp ortaya çıkardığınız veriler olarak karşımıza çıkıyor. Aynısını Mithat Hoca'da da hissettim. Bir araya gidelim isterim. Çok tamam. övdüm sizi. Ee, özür dilerim Biraz sizlerden. Biraz meşgul konuşalım. Ee, aradan sonra efendim e, Mitat Ferhat Dur ile ve tabii ki Burak Darıcılı ile e, İsrail'in Gazze'de gördüğü meskun mahalle değerlendireceğiz. Çok özel notla hazırladım. Hem iki hocama da soracağım çok özel detaylar var. Hepsi için birazdan burada olacağız. Kısa bir araya gidiyoruz. Yeniden birlikteyiz. E, komutanım Meskun Mahal dedik. E, sizinle detaylıca İsrail'in Gazze'de gördüğünü konuşacağız evet. dedik. Kısa bir VTR hazırladık. Müsaade ederseniz VTR'imizi izleyelim. E, efendim VTR gelsin sonrasında Mithat Ferhat Dur, kıymetli komutanımız bizim için orayı Gazze'de İsrail'in karşılaştığını, tünelleri, çok katlı binaları, dar caddeleri, dar sokakları hepsini tek tek anlatıyor olacak. VTR'imizi izleyelim. İsrail Gazze'ye yönelik gerçekleştirdiği saldırılarda kara saldırısı boyutuna da geçti. Ancak Gazze'ye doğru ilerleyen İsrail'i e en zor savaş durumlarından biri olarak değerlendirilen meskun mahaller karşıladı. Tüneller, yüksek binalar, döküntüler ve enkazla ciddi bir bilinmezliği beraberinde getiren meskun mahal, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarında son durumu belirleyecek. Peki İsrail Gazze'de neyle karşılaştı? Savaş alanının henüz karşılaşılmayan zorlayıcılıkları neler? Şimdi Gezi Servis'te konuşulacak. Komutanım şimdi siz uzun yıllar boyunca çok sayıda farklı bölgede e, durumda e, çeşitli görevler almış bir askersiniz, emekli askersiniz. Size sorarak baş, başlayayım. Meskun mal, tam olarak ne? Yani dinleyen izleyicilerimiz gözünde ne canlanmalı? Biraz önce VTR'de gördüğümüz binalardan yapılan, iskan alanlarından oluşan e, kat sayısı değişebilir, kullanılan malzeme değişebilir, betonu değişebilir. Ee, ama genelde insanların içerisinde iskan edildiği, yaşam alanı olarak kullanılan yerlerin harbin konusu olması. Savunan veya taarruz eden açısından harbin konusu olması. Orada bir çatışmanın, bir şeyin yürütülmesi. Siz Meskun Mahalle'de görev yaptınız Yapacağım. daha önce. Şimdi önce şunu sormak istiyorum. Size e, Gazze'deki Meskun Mahalle'nin değerlerinden farkını falan hepsini soracağım ama hı hı. şimdi gerçekten bunu hissedelim istiyorum. Bir asker Meskun Mahalle operasyonu gerçekleştirirken bildiğim kadarıyla güvende hissedemiyor. Bir kere güvenliğin, em Tabii. emniyetin ki askerliğe de emniyet ben bedel askerlik yaptım. O süreçte dahi bize bunu öğrettiler. Emniyet en önemli şey. Önce emniyette hissetmesi, önce arkadaşların güvende hissetmesi durumları çok bariz. Burada bir İsrail askeri Gazze meskun mahallinde nasıl bir psikolojiyle karşılaşacak? Ne yaşayacak orada? Şimdi kendine güvenmek için çeşitli yöntemler var. Bunlardan en önemlisi kendine yani eğitimini. Silahına ve arkadaşına, yanındakine güvenmek. Böyle başlar her şey. Önce kendine güveneceksin. Kendine güvenebilmen için eğitiminin tam olması gerekir. Ee, bizim Eğirdir Dağ Komando Okulu'nda verilen eğitimlerde de ilk e, öğretilen mottolarımızdan biri de e, meskun mahalleler eğitimsiz birlikler için betondan bir cehennemdir diye başlarız. Eğer eğitim değilse orası sizin için Cehennemdir. İstediğiniz Yok. kadar teçhizatınız iyi olsun, Güzel lafmış. silahınız iyi olsun. Bütün e, komandolarımızı böyle yetiştiriyoruz oradaki şeylerde. Şimdi meskun mal dediğinizde e, farklı tiplerde farklı şeyler var, e, yapılar var. Ama e, açıkta savaşan bir askeri düşündüğümüzde elinde silah var, üzerinde teçhizatı var. E, eğer açık alandaysanız işte daha e, ferah olursunuz, daha rahat nefes alırsınız. Ama daha dar alanlara girdiğinizde daha zor nefes alırsınız. Basit olarak Tabii. anlatırsak. Şimdi e, açık alanda bir çatışmaya girdiğimizi düşünürsek e, atılan mermiler, bombalar size isabet etmezse geçer gider. Sesini duyarsınız. Ama meskun mahal gibi dar alanlara girdiğinizde özellikle odalara, tünellere, dar mekanlara girdiğinizde sizi vurmayan mermiler veya bombalar mutlaka çevrenizdeki bir yapıya vuracaktır. Betona vuracaktır. Oradan bir çapak kalkacaktır. Bir şarapnel kalkacaktır. Bir toz kalkacaktır. Atılan bomba açık alanda üzerimize bomba atsalar yere yatsak kurtuluruz. Patlar havaya doğru. Açık açık havaya doğru gider. Onun gazı e, kimyasal etkileri olacaktır üzerimizde. Basıncın etkisi olacaktır. Ama e, kapalı bir alana girdiğimizde onun basıncı kat be kat artacaktır. Sesi kat be kat art, art, artacaktır. Açık alanda çoğunlukla kulaklık takmayız. Ama şimdi bir binanın içine girdiğimizi düşünelim. Bir temizlemeye çalışıyoruz. İçerideki teröristleri bulmaya çalışıyoruz. Yok etmeye çalışıyoruz. Onlar da aynısını bize yapmaya çalışıyor. Ateş ettiği silahın yankılandığını düşünün. Şimdi ağır silah kullandığınızı düşünün. Açık alandaki gibi olmayacak. Bunların hepsi ses, nefes alma güçlükleri, etraftan gelen parçalar. Bunların hepsi sizi yumcalayacak küçüleceksiniz. Aha. Şimdi bunlardan korunmak için de teçhizatınızı düzeltmeniz gerekecek. Yani çelik elekler, çelik başlıklar, kompozit başlıklar, eldivenler, gözlükler, balistik gözlükler bunların hepsi personeli korumak için kullanılacak ama su kaybınızı arttıracak, enerji kaybınızı arttıracak. Çok parametresi var Tabi üzerinizdeki o teçhizatla e, dar alanlardan geçmeye çalışacaksınız. Şimdi e, insanların çok yakında gördüğü deprem olgusu var. Hı hı. İşte orada içeride canlıyı görüyorsunuz. Ama daracık bir şeyin içerisinde görüyorsunuz. Orayı saatlerce kazıp açıyorsunuz. Onun geçebileceğiniz büyüklükte olduğunu ama üzerinizdeki teçhizatın her tarafa sürttüğünü, ta takıldığını düşünün. İşte açık alandaki gibi rahat hareket edemeyeceksiniz. Açıkta öğrettik size ha. ateş etmeyi. Ha. Ama köşe dönüşleri olacak. Üzerinde önünüzde büyük yığınlar olacak. yıkılmış yıkıntılar olacak veya yıkılmamış dik duran binalar bu, bu olacak. Her bir pencerede evet. bir sniper olabilir. Mi? Olabilir. Bu savunan tarafa avantaj. Avantaj sağlayacak. Şimdi yani Hamas'a avantaj sağlıyor. diye giren bir İsrailli'yi düşünün veya bir, bir askeri düşünelim. Girdi e, enerji kaybı ar ar enerji sarfiyatı artıyor adamın. Tamam. E, bu onun yemesini, içmesini değiştirecek. Sindirimini değiştirecek. Bir de korkar komutanım yani. Tabii, şundan bahsediyorum. Tabii. ilerledi Şimdi ben sizinle daha önce konuştuğum için biliyorum. Kıymetli hocalarımızdan da görüş almıştım ama siz bana çok net anlatan siz oldunuz. Şimdi Burak hocam ben mitat hocama, mitat komutanıma sormuştum. Şimdi gel diyelim ki 2 kilometre boyunca tamamen temizlediğini düşünsün İsrail askeri. Orada hiçbir Hamaslı olmadığını emin olduğunu varsayalım <laughs> var. ki e, olamaz. Ya bir tünelden alttan ilerlemiş <laughs> ilerlemişsin. Bir tane Hamaslı çıkıp e bir noktaya çevirebilir değil mi denklemi komutanım? Tabii. Ki. O yüzden bir de tünel olmasını ayrıca konuşacağız da ya yani İsrail askerlerinin bu kara saldırısını geciktirme nedenlerinden birinin net olarak bu Meskun Mahalle sürecini... işi olduğunu düşünüyorum ben yorumluyorum hazırlık burada. Hazırlık süreci de var. Şimdi net nasıl Biraz önce süre. konuşmuştuk. Askerlerinin bir kısmı evet evindeydi. Hı hı. Mesela Tel Aviv'de yaşıyordu. Tamam. Düdüğü çaldılar. Aldı silahın teçhizatını geldi. Ama bu adam 3 gün önce başka bir işle uğraşıyordu. Veya Belçika'daydı. Veya Amerika'daydı. Kalktı, geldi, silahını, teçhizatını aldı. Şimdi askerlikten bilirsiniz. Silahı gidip e, yerinden alıp direkt ateş etmeye başlamayacaksınız. Onun size göre bir ayarlanması lazım. Tamam. Sizin ateş edebilmeniz için, attığınızı vurabilmeniz için sizin bir şey e, ayarlan, bir adapte edilmesi lazım tamam. silahın size. Sizin de silah geri adapte olmanız lazım. Dün fırıncıydım. Burada ekmek hamuru yapıyordum. <laughs> Yarın savaşçıyım. Şimdi <laughs> e, insanların kafasında canlansın çoğunluk izlemiştir 300 Spartalı film var değil mi? Evet. Orada Atinalılar geliyor hocam. Evet, Burada eşittir. da Spartalılar geliyor soruyor şimdi Leonidas. E, sen necisin diyor ben diyor çarık yaparım. Sen <laughs> necisin diyor kundura yaparım. Evet. Sen <laughs> necisin diyor Doğru, ben ne diyor fırıncıyım. Yaptım. Ama bunların hepsi diyor savaşçı. Şimdi elit birliği yetiştirmek zor uzun bir süreç ama sayısı tutmaz. Sayısını çok Nitelik... Sayısı sınırlı. Bir de şunu merak ediyorum. Şimdi onu da soracağım da kaç kişiye girdiğini soracağım Gazze-İsrail'in evet. kara saldırısında. Ancak şimdi Meskun Mahal söz konusu olduğunda komutanım anladığım kadarıyla şimdi 50 bin kişilik bir askeri birliğin yapacağı operasyon bir tarafta dursun. Konu Meskun Mahal olduğunda o 50 binin tamamını zaten getiremiyorsun. Özel evet. yetişmiş, özel eğitimler almış özel süreçlerden geçmiş insanlar askerler gelmeli bir kere. Ve bu sayı birçok ülkenin en mantelinde, daha doğrusu ordusunda çok yüksek sayılarla ifade edilmiyor Yüzlerle daha değil mi Yüzlerle ifade edilen sınırlı birlikler. Evet. E nasıl yapacak bu işi İsrail yapamayacak gibi duruyor buradan bakıldığında. Meskun harekat operasyonundan bahsediyor. İşte. Şimdi sadece o orayı düşünürseniz şöyle diyebiliriz. İhtiyaç duyacağı elit birliği evet vardı. Özel kuvvetleri vardı. Yetişmiş Komando birlikleri vardı diyelim ki Bunları sürekli hazır vaziyette tutuyordu Hadi bunların sayısının da yettiğini düşünelim Tamam Ama e, arkada yürüyeni ne yapacağız? Mesela Hı -hı. Şimdi bu adamların mesela elit bir birliğiniz var 25-30 kişilik bir e, Binayı arayacak veya reyne kurtarma Operasyonunu yapacak kadar yetişmiş Hazırda adamınız var Ama bunların oraya gideceği helikopter Bunları yerdeyken korunacağı zırhlı araç Tankı, topu ee, onun yanında uçakları Kesinlikle. yönlendirecek adam falan hepsini iç içe koyduğunuzda kuvvet yapısı büyüyecek. Ama bunların hepsi elit olmayacak. Biraz önce dediğim gibi adam 3 gün önce fırıncıydı. Bugün e, Merkava tankında nişancı. Sürücü. Şimdi o adamı getirdiniz önündeki elit birliği koydunuz. Bir Vay yani, haline. Değil mi? Sayı avantajı bir anlam ifade etmiyor. Etmeyecek. Bir de şöyle Müslüman düşünmek gerekir. Ee, i̇lk başta İki kuvvet birbirinden ayrı iken Bir güçlüyle güçsüz var. Hı hı. Güçlünün elinde bugünkü anlamda hava gücü var. Havadan bombardıman edebiliyor, karadan bombardıman edebiliyor, denizden bombardıman edebiliyor. İhaları var, sihaları var. Her türlü kullanabiliyor. Tamam. Ama iki kuvvet birbirinin içine girdiğinde ki şartlar evet, meşgul maliye savunan taraf şu anda Hamas'ın yapmak isteyeceği şey olabildiğince yaklaşmak. Onun için son iki haftadır gördüğümüz videolar hep tankların yanına doğru koşan adamlar görüyoruz. Evet, evet. Böyle olduğunda ne oluyor? Gözünüzde canlandırın. Ben eskiden bana uzakken emniyet mesafesindeyken birliklerim orayı uçakla topla vurabiliyordum. Gemiyle vurabiliyordum. Gemiden attığım toplarla. Ama şimdi kendi adamım ona çok yakın. Emniyet yakın. Nasıl göremiyor? E, ve iç içe girecek. Kendi adamıma zarar verme. Dost ateşi kavramları girecek işin içerisine. Böylelikle ne kadar yaklaşırsa güçsüz güçlünün içerisine girerse ki bu tüneller bunu yüksek oranda sağlayacak. Temizledim sallayacak. ilerlediği sürece arkasından çıkacak. De labirent gibi. Ve evet. öyle. Motorlar e, kullanıyorlar içinde. Motor. itki de e, bu tarafta yani güçlü tarafta onun gücünü aldığı bizim e, askeri olarak ağırlık noktası, ağırlık merkezi dediğimiz e, durumda denge şaşacak. Tabii. Gücünü aldığı şeyler ne? Uçak. Bombardıman edebilme. İHA SİHA gibi e, bunu güçlü güçlü kılan e, şeyleri var. Sayı olarak evet. da fazla ama e, yaklaştıkça iş değişecek. Dengeler, Uçakları kullanamadıkça bu sefer bu Bu sefer karşıdaki yani e, daha önce önüne istediğinde top atılan asker istemiyor. Şimdi isteyemeyecek. İsteyemeyecek. Çünkü kendi de kendi de. Kendi de Hamas'a geçiriyor. Savunan tarafa Tabii geçiriyor. Ki. İşte bu moral meselesi de oradan gelecek. Nazif, Savaş mantığı. Mesela mazimi. 15 Temmuz'da FETÖ'cülerin kullandığı tankların ve zırhlı araçların o küçük şeylerini, mazgallarını. E, evet. mazgallarını e, tüfeklerin dipçikleriyle ya da tabancaların dikçikleriyle e, çatlatarak kör hale getirdiler. Yani hı. adamlar tank kör oldu, gidemiyor. Hı ve bir süre sonra içine gaz vesaire dağıtınca çıkmak zorunda kaldı. Şimdi izliyorsunuz. Yani, İşe yaramaz hale getirdi yani. İşe yaramaz hale ha. getiriyorsun tankı. Yaklaşınca tankın bir görüş mesafesi Doğru var. De. E şimdi o birliğe yaklaşıyorsun o zaman işte e, Mithat'ın da dediği gibi hava desteği isteyemiyorsun sen de öleceksin. Obüs desteği isteyemiyorsun. Gel, hani... E bir de dediniz ya şimdi <laughs> köretti orayı İsterse o tank işte bilmem kaç Newton'luk vursun. Hiç önemli yok ki görmedikten i̇şte sonra yani bir faydası yok. daha taktikler i̇şte var videolarda görüyoruz. Bir delikten çıkıyor. Hı -hı. Kafa kamerasıyla elinde bir patlayıcı. Koşarak geliyor. Tankın üstüne koyuyor ve en azından onu yürüme hale getiriyor. Evet, evet. Şimdi içindeki adamı düşünün. Görmediği bir yerden bir patlama geldi. Evet zırh onu korudu. Ama içerideki basınç, ses onun moralini bozacak. Yakınında düşman olduğunu bilecek. Tamam. Burada taktik hataları da ortaya çıkmaya başladı. Yavaş yavaş İsraillerin. Onları da anlatır mısın taktik hataları? Evet. evet. Şimdi, Ona geçmeden çok özür dilerim. Görüyorum. Hocam. Komuta bir netleşsin istiyorum. Şimdi bu kara saldırısını İsrail başlattı. Evet. Netanyahu'nun açıklaması var. İsrail ordu sözcüsünün açıklaması var. Ama benim gözlemlediğim kadarıyla ki onu da soracağım size. Daha çok tarımsal arazileri çıkarma yapan bir İsrail görüyorum. Bir de Selahattin Caddesi'ni kullanmaları üstünden de bu Mayın'dan, EYP'den çünkü full asfalt bir yoldan bahsediyoruz. Doğru. Mayın'dan, EYP'den kendisinin sakınma kaygısı gözlemliyorum. Doğru. Önce onu bir anlatalım. İsrail kaç kişiyle? Nasıl bir giriş yaptı? Nerelere girebildi, nerelere giremediği bir konuşalım önce komutan. Bunlar tabii açık açık böyle her yerde bulabileceğimiz bilgiler değil. Tabii. Bunları yapılan açıklamalardan ve satır aralarından biraz yakalayarak o gündemi takip işte. ederek <laughs> gündemi takip ederek çıkarabileceğimiz şeyler. ama en azından Hı. bugün gelen bir haberle kışa hazırlık olarak İsrail ordusunun yaklaşık 130 bine yakın kışlık parka tedarik yani etmeye çalıştı. Hesaplamışlar evet. bak. Bunu şöyle düşünebiliriz. E, aktif mevcudu 160 binlerdeydi. 350 binde yedeği askere çağırdı söyleniyor. Ne kadarını geldiğinden emin değiliz. Ama 160 bin kişilik. 100 bin kaçak var diyorlar. E, evet. Parka, 100 bindi arttı. Bugün de 150 bak, bin düştü. O uzadıkça gelmez. Gelmez. O, Görüyor korkusu. kolay bu değil bizim bu. için bir emaredir. Tamam. Yani bu tedariği sağlanan e, malzeme bize kışı geçirmek üzere bir 160-170 bin kişinin ha bunların tamamını Gazze'de görmeyeceğiz. Hı hı. Bir kısmı arkada lojistik imkanlar için duracak. Tabii. Bir kısmı arkadaki ateş destek vasitelerinin, işte topların, tankların başında duran adamlar olacak. Bir kısmı da e, gördüğümüz o binaların içerisine giren meskun mallar giren e, askerler olacak. Ama genel olarak baktığımızda 160 bin-170 bin insanın şu anda kış şartlarına angacı olması gerektiğini ve içlikler e, istenmiş, termal içlikler. Demek ki savaşın uzayacağını öngörebiliyoruz buradan. Yani Kışa kadar devam 370 edeceğini. bin civarında da e, termal içlik tedarine başlamışlar. Bunu her asker için iki tane olarak düşünürsek yaklaşık 180 bin adamın şu anda kışı geçirecek şekilde e, evinde, barkında veya kışlasında evet. değil de arazide, e, evet. aktif görevde vazifeli olacağı hesaplanıyor diye düşünebiliriz. Ama evet. bunun tamamının da sadece Gazze bölgesinde olduğunu düşünmememiz gerekir. Şimdi yukarıda bir Hizbullah tehdidi var. Bir Golan Tepeleri mevzusu Hizbullah var. var. E, o tarafa da asker ayırması gerekiyor. Kudüs tarafı var. Batı Şeria. Orada da belirgin bir şey beklenebilir. Bir hareketlilik beklenebilir. E, oranın da elde tutulması lazım. Yani ordunun bu 160-150 bin diyelim biz bunu. Üçe bölelim. Tamam. 50 bininin Gazze'ye doğru angaje olacağını 50 bin kadarının Batı Şeria'ya e, tarafında yani Kudüs'ün ve çevresini tutulması anlamında olacak. İzbullah. Diğerinde İzbullah'a doğru döneceğini düşünebiliriz. Evet. Bir de günlük harcamaların 500 milyon dolara ulaştığı yaklaşık. söyleniyor. E bu, bu, maliyet... Sürdürülebilir değil hocam. Işte böyle gidersiz sürdürülemez hale gelecek. Bir aylık maliyet gelecek. 50 milyar dolara yaklaşık geldi şimdi bak yani hesapla savaşın bir maliyeti var yani öyle kolay değil Çin, savaşmak binaların yıkıldığını gördük ama ona e, atılan bombanın da bir maliyeti var onu kaldırdığınız uçağın bir yakıtı var bütün bunlar e, üst üste binecek e, gördüğüm kadarıyla pandemi zamanındaki bütün Hı. devletin harcamaları yaklaşık 30 25 30 milyar dolar civarında ama bir ayda 50 milyar harcı. savaş pahalı bir iş pahalı Sadece yani o yüzden para atılmaya çalışıyor İsrail işte. İşte sadece insan gücü, sadece onların morali, yemeği, içmesi bir de para lazım. Bir de para lazım. Doğru. Şimdi eee komutanım Anlattığınızda torak anladım aslında. 50 bin e, İsrail askerinin Gazze'nin içerisine. Evet Gazze özelinde diğer de 50, 50 bin. 2 50 binin de e, Batı Şeria ile İzbullah'a karşı e, bir önlem almak üzere görevlendirdiğini söyleriz. Afaki olarak ortalama olarak. Ya bunun tamamını anladım cephe içerisinde Gazze'nin içerisinde düşünmeyin. Tabi Bunun geriye doğru dönük olarak bir sürü e, askeri ünite var sonuçta. Tamam. Bu lojistikçileri diğer e, muhaberecileri şeyleri e, muharebe destek vasıtaları muharebe hizmet destek vasıtaları diyoruz. Bütün bunların içerisinde şöyle düşünebilirsiniz. Ee, Körfez Harbi'nde yürüyen bir Amerikan tankı için hı hı. dört tane de e, yakıt yüklü tanker yürütmek gerekiyordu. Böyle düşünülebilir. Yani cephedeki bir asker için arka tarafta üç ya da dört e, askerin daha çalışması gerekiyor. Tabii. Aynı evet. zamanda fabrikaların da çalışması gerekiyor. Tabii. O mühimmat üretilecek, o yakıt üretilecek. Tabii. Bütün bu savaş sanayi... Bir soru sorayım mı ben de Mithat'a? Mithat iki soru soracağız sana. Bir bugüne kadar yaptıkları taktik hatalar ne? İsrail'in iki bu Merkava tankları meskun mahalle pek uygun değil gibi açık arazi böyle hani yaz yat, e, sen hani o konuda bir yorumun var. Iki önce bu taktik hataları bir anlatır mısın senin gördüğün? Şimdi hocam bugüne tank, kadar sürdürdükleri meskun mahalle çatışması tank için tank ve zırhlı araçlar Hı -hı. esas olarak böyle Hı -hı. bir meskun mahalle için yapılmaz. Tabii ki. Düz, Yapılanları e, tipleri için. olabilir ama şu anda İsrail'in elinde kullandıklarından gördüğümüz bunlar bu iş için yapılmış tanklar değil. Düzenli oldu savaşı için değil mi bunlar? Evet. Tabii. E, konvansiyonel harpte hı hı. karşısındaki bir tank birliğine, karşısındaki bir mekanize birliğe e, karşı ve özellikle Merkava'nın yapılma şeklini düşünürsek bu Sina çölünü gözümüzün önüne getirelim. Hı hı. Daha basık daha uzun menzilli atışlardan kendini kurtarabilecek hı hı. Ee, bir de Merkava'nın özelliği çoğu ana muharebe tankında motor arkadayken bunda ön tarafta hı hı. arka tarafta da e, bu tip vazifelerde kullanabilmek için bir personel taşıyıcı olarak da 3-4 kişilik amacı da kullanılabilecek oldu. bir bölümü de var veya işte lojistik anlamda kullanılabilecek içine yükleme hı. yapılabilecek bir alanı var ee, bu tank e, daha birçok tankta da meskun mal için yapılmış tanklar değil. değil Zaten dar gelecek sokaklar. Hı hı. Ee, böyle durumlarda bu ateş destek vasıtası olarak kullanılması gerekir. Şimdi e, bir süredir gördüğümüz işte yerleşim yerlerinin etrafında bir tank birlikleri var. Evet. Bazen Hamas tarafından buraya saldırılar oluyor. Bazen de buradan onlara doğru atışlar yapılıyor. İşte e, doğrudan içine girmesi değil içine giren birliği ateşleyle desteklemesi. Evet. Şimdi gözünüzün önüne getirin. Önünüzde yıkık dökük de olsa bir 3-5 hanelik bir yerleşim evet. alanının olduğunu düşünün, binaların olduğunu düşünün ve sizden bunu temizlemesini istiyorlar. En azından binaya yaklaşana kadar veya içine girene kadar yanınızda, arkanızda bir tankın olmasını istersiniz. Tabii ki. Çünkü tank görerek ateş ediyor. Tabii. Şimdi top atışı Büyük avantaj hatta. tabii. Top atışı istesek eee onun belirli bir limitleri var. Tamam Bunu istediğimiz yere atamayabiliriz ama biraz önce dediğin gibi her camda, her kapıda, her taşın altında bir adam varsa ve bu bana tehditse arkamda tabii ki tankı isterim. Hmm. Çünkü o tank e, ortalama 3500-4000 metreye nokta atış yapabilir. Tamam. 7000 metrelere kadar atış edebilir. Bu da e, yaklaşma esnasında yanıma alırsam Aman onun nasıl? ateş desteğinden yararlanır. Biz buna ateş ve manevra diyoruz. Hmm. Yani ateşiyle destekliyor unsurlar. Onun açtığı alandan sen manevra yapıyorsun. Sen yani. de o sırada o camları, Hı -hı. şeyleri ateş altına alırken sen de işini görmek üzere, vazifeni görmek üzere yaklaşıyorsun. Hı -hı. Bu tip durumlarda destek olarak istenebilir. Şimdi bir süredir gördüğümüz... Hata o ne acaba? Hataları ne? Hataları özellikle videolarda gördüğümüz tamam. yakınına gelen bir elinde patlayıcı veya roketle çok yakın mesafeden ateş eden adama müdahale edemiyor. Çünkü tankın da ve zırhlı aracında da bir e, görüş alanı var. Bir de, de görevli kör noktaları var. De, manevrası da sınırlı tankın. Tabii. Mane hem öyle hem de bir kütleyi düşünün. <laughs> orada duruyor. Şimdi termalini çalıştırsa çalıştırmak için enerjiye ihtiyacı var. Onun için de motoru çalıştıracak. Ses zaten e, <laughs> yüksek bir sesi var. Bu doğrudan hedef olarak kendini orada belli ediyor. Gece karanlığında bile. Tamam. Tankın orada çalıştığını biliyorsunuz. E, kütlesi de büyük. Bu bu tip durumlarda e, askeri olarak yani kural e, piyade tarafından yakın emniyetinin alınmasıdır. Hmm, Tankı çok, da koruyacaksın. Tankın da o göremediği o kör alanlarının işte. korunması gerekir. Ama e, uzun zamandır yani yaklaşık 5-6 senedir e, bu roketler, güdümlü füzeler çok gelişti. Geliştiğinden beri e, tankın yanında bulunan piyadeden piyadeye sekenlerin e, zarar Gayet. verme Siz. durumu var. Şimdi Reaktif sırlı bir tankı da şey yapsanız, ateş altına alsanız, sonuçta onun üstünden hocam bir patlama gerçekleşiyor. O da zarar. Mutlaka şarap ne oluyor? Bu, bu da dost ateşi gibi düşünülmüyor. Ya diye zarar veriyor. İşte burada yapılan hata o. Ee, biz e, bunu kullanacağımız zaman, e, özellikle bu Suriye tarafında yapılan harekatlarda, <laughs> evet. tank desteği destek için tankı yanımıza getireceğimiz zaman önce mevzisini kazdık. Hmm. Bak. Önce mevzisini Şimdi, hazırladık ki e, o esnada yani o Hı -hı. kritik anda tankın ateş altına alındığı anda e, ne ona zarar gelsin ne de onu korumaya çalışan onu onun yakın işte. emniyetini almaya çalışan piyadeye zarar atama, gelsin. Değil mi? Bilmiyor. Bunların Bilmiyorum. hepsi deneyin. Bunların ya, hepsi deneyim. Biz bunların, bunların hepsi damıtılmış deneyim Sözüm Türk Demiyor muyum Türk ordusu düzenli bir ordu ama meskun meskunma tecrübesi var. Tecrübe boş laf değil. A bak bu. Tecrübe bu. Biz Yıllardır ne müsibet Bundan uğraşıyor. kurtulmak için önce hendeyini kazıp zırh tankı oraya yerleştiriyorsun. Onlar yapmıyorlar işte açık hedef haline geliyor. Büyük hata bu, çok büyük hata. İşte bir tane söylüyor işte. Bazı tankların üstünde kendine doğru atılmış güdümlü füzeyi tespit eden ve onu havada imha yaklaştığında imha eden bir karşı tedbirimiz var. Evet. Evet, mantık olarak iyi düşünülmüş. <laughs> Ama bu tip bir durumda Yakınında onun açıkta kalan piyadeler evet. veya işte yakın emniyetini alan unsurlar var iken böyle bir vuruş ona zarar verecek. Tankı kurtaracaksınız. Sadece bu bir tanesi. Tabii bir tankı sürü kurtaracaksınız. Var yani. Şey, diğerlerinde zayiat olacaksınız. Evet. Bu tip değişkenler var. Taktik hata olarak hı hı. De, bu düşünülebilir. Yani yakın emniyetinin alınmasında tedbirli bir değiller. Bir tankta kaç personel var bu Merkava'da? Dört. Dördü birden gider yani. Bir saldırıda işte. Topluk zırhının ayıp. koruması Biden göre önemli. Evet. Eee yani patlamaya göre şey, zararı. yer önemli. Yani zırhın koruması. Ama böyle bir şey. Doğru. Komutan. Evet. Şimdi e, biraz da süreyi doğru kullanmak doğru. adına Hı -hı. E, ilerleyelim isterim. Şimdi Burak hocamla e, bu 7 Ekim Aksa tufan operasyonu başladığı an ben sonraki ilk programı Burak hocama şunu sordum. Kendisi dedi ki hatta ben askeri uzman değilim ama bir analiz edeceğim nazif senin için dedi. Hamas e, mensuplarını oldukça e, işini bilen ya da böyle daha e, beklenenden daha profesyonel bulduğunu ifade etti. Kapasitesi etmişti yüksek. Burak hocam. Onu da e, silahı tutuş biçiminden, mevzilenme biçiminden anladığını Doğru. söylemişti. Ben size bir sormak istedim. Siz Hamas mensuplarının bu konudaki yetkinliğini nasıl değerlendiriyorsunuz? Şimdi onların yayınladığı videolardan tabii bunu görüyoruz. Ee, ama aynı zamanda İsrail tarafının da, da videolar. yayınladığı videolar. O da videolar. sosyal medyayı konuşacağız. O, o, sosyal o sosyal evet medya bu iki taraflı, evet. Bu çok normal. Herkes propaganda yapıyor. Yani biz orada hazırlanmış bir şeyi görüyoruz. Ama yine de bir kanaat verir bize komutan. Yine en başa dönelim. Eğitim iyi asker kendine güvenir. Tamam. onlarda gördüğünüz hocam o güvenli hareket etme evet. şeyi Çünkü eğitiminden eğitim. kaynaklanıyor. Çok rahat. Aha. Şimdi yine en başa dönelim. Ee, İsrailli ordusunda bir kısmının yedekler olduğunu biliyoruz. Büyük bir kısmının yedeklerden evet. oluştuğunu biliyoruz. Yani işini gücünü bırakıp savaşmaya geldiğini biliyoruz. Tabii. Ama burada tam manasıyla işte Türk o 300 Spartalı'da olduğu gibi uh -huh. e, küçüklüğünden beri bu iş için hazırlanmış bir yapı görüyoruz. Uh -huh. Bu da adama e, evet. Büyük bir motivasyon sağlıyor. Tabii. Elbette ki İsraillerin elit birlikleri var. Var. Yani tabii o da bir gerçeklik. Ee, yine tabii sizin konunuz Sayılar. ama bunu da açık etmemekte fayda var. Yani Aha. o da yayınlamayacaktır sonuçta tabii. elit birliklerin hareketlerini. Evet. Çünkü e, şu Ukrayna savaşında e, çoğunlukla gördük. E, oradan yayınlanan küçük bir video olayla hiç alakası olmayan mesela Güney Amerika'daki bir ülkenin özel kuvveti elit birliği ve onu yetiştirenler açısından büyük şeyler ifade edebilir. Onun için bu bir çeşit isparta örtülü. karşı koyma evet, örtülü, örtülü meselesidir. Kalıyor. Bir de şunu önemli konuşalım isterim. Meskun mahalleleri konuşuyoruz. Şimdi Sur'da Türk ordusu bir meskun mahal operasyonu gerçekleştirmişti. Onun dışında evet, Rakko örneğini biliyoruz. Onun dışında bazı at var, Felluca var. Ya yani Dünya aslında birçok meskun mahal gördü. Siz de bir e, emekli komutan olarak çok fazla e, meskun mahal gördünüz biliyorum ama Gazze'deki meskun mahal anladığım kadarıyla diğer meskun mahallerden daha farklı. Sizden madde madde rica etsem komutanım. Neden farklı Gazze'deki meskun mahal diğerlerine oranla? Şimdi her meskun mahalli e, birbiriyle eşleştirmek zor, denklemek Tabii. zor. Her birinin kendine münhasır özellikleri var. Ama Gazze'deki meskun mahal sanırım İsrail'in, o İsrail'in saldırgan askerlerinin işini zorlaştıracak kadar farklı bir nokta olduğunu gözlemliyorum. Doğru. Hazırlık seviyesi de bunu destekliyor. Tamam. Ee, bu biraz önce saydığın bazı yerlerde hazırlıkları tam tamamlanmadığı için e, bu sefer savunana, yani meskun mahali kullanmaya çalışana dert oldu. Tamam. Öyle düşünülebilir. Bir de bu sadece son zamanların meselesi değil. Yani bundan 2000 yıl önce de... Ee, şehirler içerisinde harpler vardı, silahlar değişti ama e, mantık aynı. neden farklı? İşletme mantığı aynı. Ama her yer birbirinden farklı özellikler gösteriyor. Şimdi sadece tünelleri ele alırsanız Gazze'nin e, altındaki kaya durumu, toprağın durumu onun açılmasına ne kadar müsaade ediyor? Veya desteklememiz gerekiyor mu? Şimdi üzerinde işte tonla bomba atıldı üzerindeki binaların çöküp ağırlığıyla kuklu. bomba attılar yani şey yapıldı. Bazı videolarda görmüşsünüzdür. Bazıları sadece oyulmuş şekilde, kayaların içerisinde oyulmuş şekilde görünen tüneller var. Bazıları da beton bloklarla desteklenmiş. Bayağı yapıl, arabanın geçtiği. Evet. evet. Hı -hı. İşte bu oradaki şeyi gösteriyor. Kayaların durumu, binaların durumu, üstteki kullanılan betonun durumu. Bunlar da önemli. Ne kadar kaliteli beton kullanıldı? Çünkü bir süre sonra ama tesir etmek çok zordu hava bombardımanıyla. Yerin altına tesir zor. Çok zor. Ve çok maliyetli aslında var oraya maliyet işte. Şey Hı -hı. yapabilecek nüfuz edebilecek bombalar var. Var. Ama onu ne kadar kullanmak istersiniz? Hı -hı. Bir de o hedefe kullanmak ister misiniz? Das, tam Şimdi önemli. hedefin değeri de önemli. Evet aşağıda 500 kilometre şey var, Hı -hı. tünel sistemi var ama bu size nüfuz ettiğinizde attığınız taş ürküttüğünüz kurbaya değecek mi? Hı -hı. Önemli olan bu. İşte burada sizin tarafınız geliyor. Tamam, hedefin şeyi. Peki Hedef burada mesela binalar önemli. yüksek. Mesela Türkiye'deki hendeklerde bizde binalar alçak. Daha 2-3 katlıydı. Bir de ee... bu mesela ne fark eder mesela. Yani ben bununla ilgili bir cevabım var ama sen mesela nasıl dersin? Yüksek i̇ki, bina. İki durumda düşünmemiz evet, gerekir. Bir de alçak bina. Yüksek binaların olduğu bir meskun mal yıkıldıysa daha çok molos çıkacak. Yani. Evet hmm. bu da senin hareketini zayıflatıyor. Tabii ki manevranızı engelleyecek. Yıkmazsan da Ali. Yıkmazsan da bu da sefer bir dert. E, temizle dediğinizde genel mantık olarak eğer üst kattan girip aşağıya doğru temizleyeceksem yani çatıdan girip cömine şey doğru şey yapılacaksa lazım. daha çok katı hmm. temizlemem. Daha, çok, daha odayı çok zayiat demek. demek. Doğru. İşte, galiba komutanım e, surda 2500 civarı ev var diye biliyorum. Burada 150 bin bina var. O da etkiler bu sayının fazla olması herhalde. Sur, Diyarbakır'ın sadece bir mahallesi tabii. olarak düşündüğünüzde e, şey olarak düşünebilir. Burada hem bina sayısı fazla, çok fazla binaları birbirine irtibatlayan e, tüneller, tüneller atlar, daha tabii. fazla e, ve kat sayısı fazla. Yani monos fazla. Evet. Aynı zamanda işte oda fazla, e, yerleşim yeri fazla, temizleyeceğiniz alan daha fazla. Onun için kullanılacak şeyler de daha fazla. Bunların hepsi maliyet, maliyet, maliyet olarak gelecek. Onun için işte e, şu anda önemli olan ve biraz önce sorduğunuz sorunun cevaplarından da biri bu. Neden ilerlemiyor? Veya şu anda sadece tarım arazilerini mi kullanıyor? Evet. E, bana sorarsanız tertipleniyor. Hmm. Şimdi gazze merkezine yapılacak bir hareket var ise yapılacaksa bunun bir lojistiği olmak zorunda. Evet oraya tankı soka, sokabileceğiz. Mesela diyelim ki tankı sokuyoruz ama ondan daha önemlisi iş makinesi sokmamız gerekecek. Temizlemen lazım. O yolumuzu açmak isteyeceğiz. O Veya da hedef. Yıkılmak üzere olan binaları in, indirmek isteyeceğiz. Ya maalesef kendimize zarar vermemiz Bizim, bizim endeklerde de kendi askerimiz üzerinde var. yıkılan binalarımız oldu. oldu. Böyle şeyi olan askerlerimiz var. O da sorun işte. İşte yıkılmayan bina üstüne yıkılabilir. İsrail askerlerinin üstüne yıkılabilir. Evet elinizde binanın içindeyken iş makinanız var. Ağır Hı -hı. bu işleri yapabilecek makinanız var Zabını. ama onun mazotu lazım. Şimdi o ikmali hı hı. sağlayabilmek için işte o dediğiniz asfalt yol kullanılacak. Selahattin Caddesi. Tabii ki. Orada lojistik merkezler yapacak herhalde Tabii. değil mi? Belli periyotlarla karşına. çıkacak. Şimdi karşına çıkar. her yakıt istediğimde bana 150 kilometreden Tel Aviv'den getireceksen Nümkündü? o iş yürümez. Onun için bana yakın ikmal noktaları kurman gerekecek. Ha. Aynı zamanda şunu düşünün. Sadece bu ikmalle ilgili de değil. Ee, kesinlikle zayiat var. Yaralılar olacak. Onu çıkacak, Bunların tahliye edilmesi gerek. lazım. Sıhhi tahliye içinde. de ileriye yakın noktaların kurulması gerekecek ki e, ölmeden çıkarabilelim. Daha bir de Gazze şehir merkezinin sadece şehir merkezini kuşattı içine girmedi daha Doğru. tam anlamıyla. Şimdi bu konuda tamam. bu sıhhi tahliye de en başta sorduğunuz bu motivasyonlardan biridir. E, arazideyken de aynı hocam. Eğer o helikopterin geleceğini <laughs> ve o adamı alacağını bilirse savaşır. <laughs> Sen de düzenli olarak tahliye olduğun için yaralanıp <laughs> doğru, doğru. Biliyorsun biz daha değildik. Bu, işini... bu biraz fazla e, Gazi 2 <laughs> e, senede bir edin, ayrı edin, olduğunu biliyoruz. Edin, yani, birkaç de. kere tahliye edildi. <laughs> e, bu tahliyeyi evet canı kurtaracağız. Hı <laughs> hı. Allah razı olsun beni kurtaranlardan. <laughs> e, ama kalanların da hı <laughs> hı e, motivasyonunu <laughs> o savaşma azmini ayakta tutacak şey odur. Tamam. Yani yaralı bunun için tahliye edilmeli. Motivasyon Siz Şimdi gene bunu şey e, siderot kentine ben çıkaracağım e, tahliye ederseniz herkes size güler. Ha. Onun için orada onun müdahale derecelerimiz var. <laughs> bunun belirli zaman aralıklarında, belirli yerlere tahliye edilmesi gerekir. Hı -hı. Bunu yaratmazsa o ön, öndeki adamı o binaya sokamazsınız. Evet. Aynen. Şimdi Meskun Mahalli e, tabii geçemem normalde çok fazla soracağım sorular Birçoğuna soramadım da süremizde bakıyorum. Kaç dakika kalmıştır komutanım tahmininiz var mı? Çok hızlı aktı gitti. 13 oh. dakikamız kaldı o yüzden 10 biraz hızlanmak lazım Meskun Mahalli insanları çok merak zorunluğu. ediyor. Çok önemli hatta ben birazdan bir söz rica edeceğim. Mesat evet. komutanımdan bir bölüm daha yapmamız lazım kesin. Evet. Onu konuşuruz. Ama ben şunu son olarak sormak istiyorum size. Şimdi e, zannediyorum bu az önce söylediğiniz e, kışlık... Evet çeşitli ürünlerin Tedavi. siparişi de bir şeyler ortaya koyuyor. Bunu size de soracağım Burak hocam. Ee, ya bir analiziniz var mı bu İsrail'in vahşi saldırılarının bitmesine dair bir ya da bu savaşın bitmesine dair bir analiziniz, bir tarih beklentiniz var mı? İkinize de farklı farklı açıdan yorumlayacağınızı bildiğim için bir sorayım isterim. Şimdi asker açısından düşünülürsek lütfen. Yani askeri tarafta emir verilir yapılır. Hmm. Kal dediği sürece orada kalacak. Hmm. Bu iş siyasi şeye dönecek. Siyasi Siyasilerin var. de bunu ben sürdürülebilirliğini soruyorum aslında size komutanım. Yani mesela İsrail diyorsunuz ki 500 bin dolar harcıyor günde. Evet. İşte bunun evet. farklı farklı maliyetleri var. İşte yedek hocamız söyledi önce 100 yok. bin 150 bin kişi gelmedi bile diyor. İsrail içerisinde yükselen sesler var. Amerika Birleşik Devletleri'nde. işte? Tabii <laughs> Yahudilerin protestoları var. Az önce saydığım ülke ülke. Hepsi mi parametre var? Yani askeri açıdan da bunun bir sürdürülebilirlik limiti var. Bunu merak ediyorum aslında. Yani ne kadar sürdürülebilir sizce? İsrail bu. Bir de destek alması mümkün olmayan insanlık dışı saldırılardan bahsediyoruz. Bir de bir motivasyon kaybı da yaşanması çok söz konusu. Bütün bunlar etkileyecek. Doğru. Tamam. Ee, ama eninde sonunda bir hmm. ah dediği nokta olacak. Değil mi? Yeter artık dediği nokta olacak. O e, arazide tuttuğu savaşın içerisinde, çatışmanın içerisinde tuttuğu adamların ne kadar dayanıklı olduğuyla alakalı. Evet, elit biriniz olabilir. Hı hı. Sayısı az da olsa. Bunlar ön safta bulunabilir ama bunların arkasındaki adamların motivasyonu da önemli. Yani onun ne kadar sürdürülebildiği ile alakalı. Bu sadece e, kışlık parkayı verdim e, tamam sen bu kışı burada geçir demekle olacak iş değil. Tabii ki Bunu hızlandırmaları gerekecek. Hızlandırabilmeleri için de hedeflerin e, hızla tespit edilmesi. Hı hı. E, yüksek değerlikli hedeflerin süratle şey yapılması gerekir. E, bence yani yap yapmak isteyecekleri şey şudur. Yani İsrail tarafından bakarsak e, önemli olan yönetim mekanizması olacağı için yani komuta kontrol sistemine nüfuz etmek isteyecektir. Yani yöneticilerini e, süratle tespit edip e, ister bombardımanla olsun, ister nokta e, operasyonlarıyla olsun. Evet. Bundan çıkmak isteyecektir. Ama bunları yapabilmesi için önce şu rehine işlerinden kurtulması lazım. Hmm. Öyle bir kaygısı yok mu? Neten kayıts Şey, kayıtsız kayıplar dedi onlar için. Ya, Şimdi, daha doğrusu kasıtsız kayıplar kayıp. kayıp dedi. Kasıtsız kayıplar dedi. 2-3 çeşitte düşünmek lazım. Yani rehine bir çeşit değil. Bir de bu rehinelerin içerisinde çifte vatandaş olanlar var. Şimdi bir de Hamas Am tarafından Am düşünürseniz evet e, rehine aldığı bir İsrailli olabilir. Ama, Ama bu adam aynı zamanda Norveçli de olabilir. Evet, tamam. ABD vatandaşı. Ve ABD sosyal. vatandaşı da olabilir. Şimdi ne kadarını karşısına aldığıyla alakalı olacak. Ee, iki taraflı iş. Ama e, öncelik işte yüksek değerlikli hedeflerin tespiti ve imhası. Arka, onunla beraber yürütülecek bir rehineleri çözmek gerekecek. Bir kısmı diplomasiyle çözülecek. <laughs> Takas, o diplomasi evet. kısmını hocama geçeceğim. O orada. Ee, size... Bir kısmı nokta operasyonlarıyla gidecek. Bunlar içerisinde en son yapılacaklar asker olanlar. Hmm. Yani o dediğiniz ikinci e, collateral damage, ikinci e, zayiat, ikinci zayiat diye söyledikleri, işte olabilir diye tahmin ettiğiniz şeyler 100, çoğunlukla 100, sona bırakılmış asker olarak. 130 150 falan diyor ki. Evet. Komutanımız diyor ki yine de tabii askerin ah dediği bir nokta olabilir. Ancak siyasi karar vericinin tamam. e, durumuyla yaklaşımı çok alakalı. Ben size sorayım Burak hocam. Yani işte hep söylüyorum realist perspektiften baktığınız için bu doğruluk evet. payı çok artıyor. Sizin öngörünüz ne hocam? Nasıl ilerleyecek? Yani kışı bakıyor? geçiriyor. Ne kadar neyi ne kadar eee başar başaracağına eee ile ilgili. Şimdi neticede gerçekçi bir yorum yaparsak tabii ki şimdi kuzeyi ayırmış vaziyette ya Hamas'ın bir lojistiğinin azalması ha. E, o, o durumu ortaya çıkacak. Yani sivil e, kayıplar da artınca. Şimdi Hamas açısından da bakalım. On, on, oranın da savunan taraf olarak avantajları var ama dezavantaj olarak da lojistik meselesi var. Uzadıkça Limitten eğer kayıpları arttırırsa İsrail de baskı yiyecek. Kendisi de lojistik baskısı yiyecek. Yani burada Hamas'ın e, yapabileceği şey mümkün olduğunca zayiatı arttırıp İsrail kamuoyunu ve dünya yani İsrail kamuoyunda işte bir negatif bir tepkiyle harekatın durmasına neden olması. Yani Hamas açısından da işler çok şey değil. Yani zor. Ama motiv yani neticede adam meşru müdafaa hakkını kullanıyor. Kendi alanını savunuyor. Geçen programda da söyledik. Yani %75'i 80'ini birinci derece akrabası annesi, babası, kız kardeşi A öldürülmüş. İsrail tarafından öldürülmüş. Doğru. Motivasyonu çok yüksek. Feda feda duygusu içinde olan insanlar yani bu insanlarla mücadele etmek çok daha zor. Evet. Yani nedir yani illa süre istiyorsan 5 4 ay mı? ne bir şey de diyemiyorum ki kışı geçirirse yani bir kuzeyi boşaltması Bir de bunun öbür tarafı var. Tamam. Yani şimdi mesela ikiye böldü. Bunların amacı Hamas'ı siyasi olarak şeyden uzaklaştırmak yönetimden. Askeri olarak Hamas'ı mağlup etmek ama siyasi açıdan mağlubiyete neden olmak ama siyasi açıdan Hamas'ı bitiremez. Bugün üniversitede konferanslar üstüyüm. Hamas'ın bir toplumsal tabanı var ve desteği ah, var. Tabii. Yani askeri aparatını diyelim, askeri yapısını diyelim tamam. Baskıladın yendin, diyelim hadi. Yendin yani mesela diyelim ama bu bir yeni, yen, Gerçek anlamda bir mağlubiyet yani. hissini karşı tarafa yaşatmak mıdır? Yoksa bu kadar sivilleri öldürüp tekrar sana ilk fırsatta şiddet karşı şiddeti üretecek bir yapıyı ortaya çıkartmak mıdır? Bir de siz mıdır? demiştiniz ki şunu hiç unutmuyorum hatırlarsınız. Bu yöntem size. değildir yani. Şu anda e, Hamas adına İsraille savaşan insanların büyük bölümünün annesi, babası, evet ya, kardeşi, abisi, yani. dayısı, teyzesi İsrail tarafından tarihi bir noktasında bir %10. yerinde öldürüldü. %75. Çok ciddi bir oran 80. bu. 80. Bu motivasyonun herhangi bir karşılığı yok. Yok ya da hamasın ki. Hamas'ın bunu devam ettirmek için bulacağı ideolojik zemin çok güçlü. Ondan e, bahsediyorum. Nereye gidecek yani? Tabii. Sen adamlara git diyorsun. Nereye gidecek ya bu insanlar? Tabii. Burada siviller terk etsin diyorsun. Nereye gidecekler yani? Kesinlikle öyle. Yani bu yüzden savaşacak tabii ki bu, şunu da söyleyeyim mi? Yani bunun sonucu olarak İsrail toplumunda bak artan çatışma so hızlı söylüyorum. Ana muhalefet lideri Lapid diyor ki aynen kelimeli. İsrail güvenli bir ülke değildir. Devletin ahlakı yoktur. Bak İsrail'de böyle insanlar da var. Bu ana muhalefet partisi lideri. İsrail bölgesel güç değildir. Savaşı kazanamadık. Bunun iktidar olma şansı çok yüksek bir dahaki seçimlerde. Hmm. Bak, söyle karşılığı ne karşılığı kadar var, ağır mi? konuşuyor. Yok, yok. net bak Devlet ahlakı yok diyor. Yok diyor. <laughs> şimdi, durum bu. Tepki işte. Bu arada <laughs> e, şimdi e, komutanımızla en meskun mahalleleri detaylıca konuştuk. Hem de uluslararası süreçlere baktık. Benim e, akışım daha kalabalıktı biliyorsunuz Burak Hocam. Ancak yetiştiremedik. Ben ama Hep boykot olsun. meselesini bir konuşalım istiyorum. Evet. Bu konuda söylemek istediğim birkaç şey var. Şimdi boykot meselesi söz konusu olduğunda yani... İsrail'e en azından bu yaptıklarına, işlediği savaş suçlarına mütekabiliyet geliştirmek için bizim şu an yapabileceğimiz en güçlü şeylerden biri boykot yapmak. Protesto etmek, bir şeylere normal alışkanlıklarımız dışında tavırlarla cevap vermek, davranmak. Bunu önemli olduğunu düşünüyorum. Bunun somut karşılıklarını gördük. Bu hafta içerisinde de basına yansıdı Starbucks'ın ya da ismini söylemek doğru mu emin değilim ancak o yeşil kahve markasının diyeyim çok yoğun bir ciro kaybı yaşadığını gözlemliyoruz Türkiye'de. Onun dışında farklı farklı markaların da ciro kayıplarının yüksek olduğunu görüyoruz ki İsrail söz konusu olduğunda bu İsrailli dev şirketler söz konusu olduğunda cironun ne kadar önemli olduğunu, onların onlar için insan haklarından, insanların yaşamlarından ya yahut ölmelerinden ne kadar önemli olduğunu görüyoruz. Ama boykotun bir boyutu daha var. Benim dikkatimi çeken meselelerden biri şuydu. Angelina Jolie çok ünlü bir Hollywood aktrisi biliyorsunuz e, Gazze desteğini açıkladı. Bu açıklamadan sonra ciddi bir tepki bombardımanı başladı. İsrail'e yakın iktisaklı isimler ya da hatta kurumlar tarafından Angelino Jolie'nin şu filmi iptal olsun işte Jolie'nin şu işi artık şurada yayınlanmasın demeye başladılar. Baskılar büyüdü büyüdü sonunda babası çıktı Amerikan bayrağı önünde poz vererek anlatmaya başladı. Kızım yanlış söylüyor İsrail haklıdır demeye başladı. Bu tarafta bu bir tarafta dursun. Bunun dışında Türkiye'de de çok fazla sayıda örnek görüyorum ben İşte Gazze desteğini açıklayan insanlar ünlüler yahut e, herhangi bir alanda yetkin isimler e, büyük bir destekle karşılaşıyor çünkü artık bu savaşın tarafı olmak gibi bir durum söz konusu değil bu savaşta tek bir gerçel taraf var o da insanlık suçunun üstüne doğru yöneltildiği savaş suçunun sürekli olarak dikte edildiği dayatıldığı Gazze halkı Filistin halkı bu tarafta da buna dair de bir boykot geliştirmesi gerektiğini düşünüyorum. Şöyle bir boykottan bahsediyorum. İnsanlara ya burada buna sessiz kalma demenin çok anlamlı olduğunu düşünüyorum. Buna karşı ses çıkar demenin özel ve önemli olduğunu düşünüyorum. Çünkü artık geldiğimiz noktada bu savaşı durduracak şeylerden biri de oradaki o para dengelerinin, paraya dair bakışın bir şekilde evrilmesi olacak diye düşünüyorum. Buna bir not düşmek istedim. Buradan Burak Hocam şuna bir geçiş yapalım isterim. Şimdi İsrail e, genel olarak birçok açıdan da e, aslında Arap ülkeleri üzerinden de konuşulan bir ülkeye dönüştü. Tamam. E, çok kısa e, soracağım bunu size. Arap ülkelerinin e, İsrail'e karşı işte petrol konusunda Hı -hı. çok ciddi ya da enerji konusunda çok ciddi yatırımları var. İşte bunlarla alakalı bir boykot yahut bir protesto İsrail'i başka bir noktaya getirebilir diyenler çok fazla. Siz nasıl bakıyorsunuz Arap devletlerinin e, genel İsrail'e karşı tutumuna bu süreçte? Yani Arap devletlerinin eee yani Arap yani ben şöyle söyleyeyim açık ve net söyleyelim. Yani Türkiye bir başta olmak üzere ve Malezya, Endonezya gibi Arap olmayan diğer Müslüman ülkeler haricinde çok Arap emirliklerinin çok Filistin derdi, Kudüs ajandası bence yok. Yani Ürdün zaten tamamen Amerikan kontrolünde, Musur'da zaten Sisi var. Arap emirliklerinin hali de ortada. Son 30 şey, saniye evet. komutanım sizden de alayım. Evet, evet. 99'da İtalya'ya bir boykot yapmış. Evet evet. Evet çok zarar verememiştik ama Biz... en azından tavrımızı ortaya koymuştuk. Aynen bu da bu açıdan Aynen. önemli. Ee, yani ben bir şey beklemiyorum. Beklemek. Oradan bir şey çıkmaz. Efendim çok Hı. teşekkür ediyorum. Gizli servisin bu bölümü bizim için gerçekten yüzünüze söylemiyorum çok verimli, çok efektif geçti sahadan. ...en net bilgileri, en net analizleri dinlememizi sağladınız komutanım. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Ayağınıza sağlık, ağzınıza sağlık. Sizden bir söz daha almış oldum ben. Siz samimiyetimize güvenerek bir bölüm daha İnşallah. konuşmamız İnşallah. gerekecek gibi duruyor. Burak hocam teşekkür ederim. Her zamanınız. E kıymetli hocalarıma sorayım. Eklemek istediğiniz bir şey var mı? Program bitti. Çünkü. Çok sağ ol. Teşekkürler. İyi akşamlar diliyorum. Siz de aynı şekilde. Çok sağ olun komutanım. Efendim gizli servis bu hafta sizlere İsrail'in Gazze'de gördüğünü anlatmaya çalıştı neyle karşılaştı, tüneller ne ifade ediyordu, yüksek katlı binalar ne söylüyordu, İsrail askerinin psikolojisi neydi, Hamas mensupları ne açıdan avantajlı, dezavantajları var mıydı hepsini cevaplamaya çalıştık. Tabii ki süremiz yine bize yetmedi. O yüzden önümüzdeki hafta yeni konularla, inşallah iyi haberlerle, Gazze'deki insanların yaşam hakkının gözetildiği, İsrail'in bu baskıcı, saldırgan tutumunun biraz olsun baskılandığı bir süreçle karşınızda olmayı dileriz. Kendinize iyi bakın efendim. Hoşça kalın. Önümüzdeki hafta görüşmek üzere.